Herkese merhaba ve New Horizons'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle ben e, daha önceki neredeyse her videomda söyledim artık biliyorsunuzdur muhtemelen fakat yine de tekrar edeceğim e, ayın 29 ile 4'ün arası evde olmayacağım direkt şehir dışında olacağım. E, dolayısıyla o günlerde ne yayın ne video yapabileceğim. Dolayısıyla bu videoların hepsi önceden hazırlandı ben gittiğimde e, kanalda herhangi bir aksaklık olmasın diye. Bu ne demek? Bu şu demek, videoları çok fazla uzun tutamıyorum çünkü çok kısıtlı zamanım var. Bir haftalık videoyu bir iki gün içinde bitirmem lazımdı. Dolayısıyla hepsini üst üste bütün boş zamanımı kullanarak, elimden geldiğince dolu tutarak yapmaya çalışıyorum. Fakat ne yazık ki basitçe yeterince zaman yok. Hepsini 40-50 dakikalık video yapmam mümkün değil yani. Tamam. Onu söyleyecektim ve bu bölümde de kaldığımız yerden devam edeceğiz, tamam. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm e, geçen bölümde yaptığımız sistemi biraz daha mükemmelleştirmeye çalışacağız ve başka e, kütük bulamadım diye silver woodlarla yapmaya çalışıyorum sandığı. Oluyormuş iyi. E, tamam. Birkaç tane sandığa ihtiyacım olacak. Şu anda açıkçası bir tanesi yetiyordu fakat sonradan e, gerek olur diye ikincisini de yapıyorum. Çünkü evet gerek olabilir. Hopper yapıyoruz. Tamam. Ee, tamamdır. Ee, şu aşağıdaki sistemimizi düzeltecektik en son. Çünkü çok yavaş çekiyordu. Birer birer item çekiyordu. Item e, unloader'ın içinden. Bizim kullandığımız kablolar geçen bölüm. Eğer geçen bölüm izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün bunları ve daha fazlasını geçen bölüm kurduk. Dolayısıyla buradaki sistemi adam edecektik en son. Ee, şimdi. Öncelikle e, diyoruz ki artık bu arkadaşın içinden Hmm, ama altından da redstone sinyali alıyorum. Ee, o zaman bunun içinden çekmek için hopper kullanamam. Hmm, ne kullanabilirim ki başka? Bunun içinden eşya çekmek için. Niye bu birer birer çekiyor ki? Yani... Ee... Aslında şimdi iki farklı seçeneğim var. E, öncelikle Item Translocator denen bir aletimiz var bizim. E, ve Item Translocator denen alet çok uzağa değil sadece bir blok uzağına taşıyor eşyaları bir, bir yerden başka bir yere. E, ve... Ama burada işimizi görür çünkü uzak bir yere taşımayacağız zaten. Ee, yapımı gördüğünüz gibi çok ucuz değil, dolayısıyla ne kadar mantıklı doğru yapılması bilmiyorum onu. Onun dışında aklıma gelen başka üretebileceğimiz çözüm olarak, e, sadece birkaç şey var açıkçası yapabileceğimiz. Ne var? Ee, bir de direkt transfer node var. Transfer node içinde under pearl plate gerekiyor, e, low voltage chest buffer gerekiyor, brass item pipe gerekiyor falan filan. Bu çok daha pahalı. Dolayısıyla bu işimizi görür gibi geliyor bana ya. Ha? <laughs> Bence işimizi görür. İki tane Red alloy Plate sorun değil. Brass Item Pipe biraz sıkıntı olabilir ama e, çok sorun olacağını zannetmiyorum. Brass'imiz vardır hatta belki de biraz. Yoksa da direkt e, yapabiliriz. Copper ve Zinc. Önceden üretmiştik bir şey için hatırlıyorum bayağı bir. Yani ondan yapmaya başlayalım. Aklıma daha mantıklı bir çözüm gelmiyor buradaki sıkıntı için açıkçası. Pekala, bu kart alıp buraya geldim. Şu anda bu sistem gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok bizim buradaki main kartın. O konuda iyiyiz. Şimdi bizim iki farklı şey yapmamız lazım. Birincisi item alıp geri çıkarma sistemini tam olarak düzeltmemiz lazım. Şu anda tam olarak düzgün çalışıyor emin değilim. Birkaç tane daha test yapacağız. Ondan sonra bir şekilde bunun devamlı çalışmamasını sağlamamız lazım. Şimdi e, ilk olarak ben bir bir şey denemek istiyorum. Bu arkadaş hareket etmiyorken e, yakıt harcıyor mu? Bu çok önemli. Sırf ona göre sistem kuracağım çünkü. Baktığımız zaman harcıyor, harcıyor. Evet, ee, harcadığı için kuracağım sistem çok çok daha karışık bir şey olması gerekecek. Ne yazık ki. Ama bir fikrim var, bir fikrim var e, yapabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla o kadar sorun olmaması lazım. Tamam. E, şimdi, önce ama bir eşya taşımamız düzgün çalışıyor mu diye emin olalım. Ondan sonra geri kalanını yaparız. Şimdi, sana e, üç tane şey verelim. Buraya geliyorsun. Daha sonra buradaki eşyaların tamamını alıyorsun. Daha sonra geç izni veriliyor sana ve yoluna devam ediyorsun. Ee, odunun ve elman var. Tamam. Şimdi bir doğru gidiyor. Daha sonra odun ve elmaları umuyorum ki e, buradaki yere bırakacak. Bunları bırakıyor şu anda. Odunlar geldi. Elmalar geldi. Bam. Geçiş izni verildi. Oradan yakıt aldı geri kendine ve geri gidiyor. Her şey güzel. Tek sorun dediğim gibi bunun birer birer eşya alması. Fakat ee, evet. Yani fakat yok. <laughs> İğrenç bir şey. Fakat burası e, düzgün çalışıyor sayılır. Tek sorunumuz bunun tek tek eşya alması dediğim gibi ve bu konuyu çok engelleyebilecek bir çözüm yolumuz var mı bilmiyorum. Aklıma gelen bir şey. Acaba bunlar barrel olduğu için mi birer birer eşya alıyor bu arkadaş? Değil mi? E, niye olmasın? Her şeyi deneyelim sonradan pişman olmayalım. Ha? Ee, o zaman eğer diyelim ki ben bunu sandığa bağlasam. Direkt hepsini aynı anda çekecek mi? Hala birer birer çekiyor. Evet bu çok bir çözüm değil anlaşılan. Ee, buna anlaşılan e, düzgün bir çözüm bulmamız şart direkt şu anda. Evet. Başka bir kaçış yolumuz yok. Bunun içinden eşya çekmek için düzgün bir çözüm yolu bulmamız kesin olarak şart. Ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. <laughs> o zaman translocator yapmaya başlayalım. Çünkü elimizden başka bir şey gelmez. Şu arkadaşı şimdilik durduracağım. Boşu boşuna durmadan gidip gelmesin. Ee, çünkü oradaki odun kesimi o kadar hızlı olmuyor ki durmadan gidip gelmesi hiçbir işimize yaramaz onun. Ee, yani bunu bir bir çekecek şekilde de bırakabiliriz. Yavaş yavaş olsun ne acelemiz var deyip ama bence çok mantıklı bir hareket olmaz ya. Yeterince brass var. Toplam 8 tane buldum sandıklarda ki bize 6 tanesi yetiyor olması lazım zaten. Yani o bakımdan çok iyiyiz. Eğer Translocator yazarsak şimdi... ...geri kalan malzemelerini hazırlayacağız. Öncelikle bu brass item pipelar hazır. Artık hazır sayılır. Direkt 6 tanesini yaptım. Bunlar bitti. Köşeye alüminyum Item Casing gerekiyor. Bizde alüminyum vardı. Dolayısıyla onlara bir bakalım. Iııı... İşte burada alüminyumlarımız var. İki tanesi yeterli olur galiba. Galiba. <laughs> Şunları bir halledelim. Yan olarak koyuyorduk galiba ve... Wrench ve hammer. Brass item pipe. Aynen bu. İki tanesini yaptık. Daha sonra... İki tane de red alloy plate gerekecek. Red alloy plate için birazcık redstone'a ihtiyacımız olacak. Red Redstone'umuz ne kadar var bilmiyorum. Ama daha fazlasını yapabiliriz. Her zaman. Tamam. İki tane red alloy e, ingot ve bunların ikisini de plate'e çevireceğiz. Red alloy'ları genel olarak işlemesi çok uzun sürüyor. O yüzden plate'e çevrilmeleri de sürecek. Biz de o sırada e, buradaki alüminyum orlarımızı ezeceğiz. Daha sonra ezilmiş olanları ısıtacağız hemen şurada. Bam. Eee ne? Bunu ısıtamıyorum. Peki alüminyum dustı? Blast furnace mı kullanmam gerekiyor bunu normal alüminyuma çevirmek için? Ha. Ee, o zaman bu daslar burada kalsın daha sonradan eğlenmek için. Biz direkt bunları ısıtıp normal <laughs> ingıt yapalım. Biraz boş harcamış oluyorum. Hala mı ingıt yapamıyoruz? Ne? Alüminyum ingıt yapması bu kadar zor bir şey mi? Bir dakika. Ne? Ne? Ee, molten alüminyum ve fluid solidifier ile yapabiliriz. Fakat bizde fluid solidifier yok. Alüminyum ingıt nasıl yapılıyor? Ee, evet. Evet. Blast Furnace. Blast Furnace. Blast Furnace. Her şey oradan çıkıyor. Yani çok eğlenceli bir şey olacak bizim için değil mi? Sizlerin altısını bir temizleyelim. Ve birlikte Blast Furnace'ımıza doğru gidelim. Ay ay ay. Direkt normal fırında ısıtamamam çok ilginç ama ya. Hiç tahmin etmezdim gerçekten. <laughs> Bunları 3'e böleceğiz. Siz buraya. Ee, bu ha. Ee, blast furnace ve nitrojen gaz mı gerekiyor? Yo. Galiba bu fırında da yapamıyorum. Ama neden? 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 <laughs> Yeterince yakıtım mı yok diyeceğim. Ee, sanmıyorum sorunun yakıtı olduğunu. Sonuçta sadece bir tane alüminyum var yani. Öyle değil mi? Ee, peki sıvısını çıkarsak onu geri ingot'a dönüştürebiliyor muyuz bu şeyde? Smelter'de. Rav alüminyum çıkıyor ingot keste koyunca. Alüminyum şey alüminyum şey değil, ingot değil. Seni ne yapacağız? <laughs> hiçbir fikrim yok ya. Görevimiz mi değil mi hiçbir fikrim yok. Fakat şu anda aklıma gelen tek fikir oturup bir tane fluid solidifier yapmak. Çünkü başka şekilde alüminyumu işleyebileceğimizi hiç sanmıyorum. Ayrıca buradaki bizim e, fluid canner solidifier değil. E, bunu muhtemelen söyleyenler olacaktır yorumlarda. Bu değil. Biz direkt fluid solidifier yapmadık. Fluid extractor var. Bu değil. Ee, onun dışındaki hiçbiri de değil zaten. Evet. Bu arkadaş nasıl yapılıyor? En başta iki adet pump lazım. Ee, i̇ki adet pump'ı nereden bulabiliriz? Bende bir tane var. Direkt onu kullanacağım. Yapmaya uğraşmak istemiyorum. Ee, birini de... Birini de... Aslında... Hmm... Buna da pump bağlı değilmiş zaten. Buna pump bağlı değilse niye Odun şeyi bağlı? Hiçbir fikrim yok. Bu alttan alabiliyormuşum gibi gözükmüyor. Ee, almışım zaten alacağım kadarını. Kendim üreteceğim oturup pump'ı. Yapacak bir şey yok. Huh, ee, pump yaptım. Pump yapması cidden çok uzun ve gıcık bir iş. Acayip. Nefret ediyorum ama. Ee, hallettik. Burada bir tane daha pump'ımız varmış. Ee, çok iyi. Çünkü benim normal mesela şu aletin falan içinden sıvı çekeceğim zaman ihtiyacım oluyor. Normalde sahip olduğum şeyi kullanıyorum diye üzülüyordum ama kullanmıyormuşum. Çok iyi. Ee, şimdi tek ihtiyacım olan şey bir tane cam galiba. Evet cam da burada olması lazım. Ve cam. Ee, iki tane motor. Ortaya bu. Alta bu galiba. Ee, ne? Ha. Eee um. Hah. Fluid solidifier. Oo. Uh. Bunun görevi yok. ee görevi sonradan çıkarsa da umurumda değil. Bana şu anda lazım. Eee ve biraz daha kabloya ihtiyacım olacak. Burada kablolar olur. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bunu da yine Fluid Extractor'ın yakınına koymam lazım. Çünkü Fluid Extractor buna e, şey aktaracak, sıvı aktaracak. Aynı diğer aletler olduğu gibi. Fluid Extractor'ın zaten etrafına baktığınız zaman e, bir şu Extruder kullanmıyor hiçbir şey. Aslında bu Extruder'ı o yüzden farklı bir yere alalım. Değil mi? Daha fazla ileri açılmaktansa Extruder'ın yerini değiştirmek çok daha mantıklı olur bence. Şöyle yapalım o zaman. Bunu alalım. Çantamda boş yer var. Extruder'ın içindeki her şeyi alabilirim. Yine de elimle alayım. Ee, seni kıralım Extruder abi. Tamam. Daha sonra da buraya e, Fleet Solidifier'ımızı koyabiliriz. Böylelikle ben bunun bu yüzünü kullanarak hangi tarafa çıkış vereceğini ayarlayabilirim. Asıl önemli şey benim için o. Daha sonra e, Extruder'ı da şuraya yerleştirebiliriz. Buradan bir tane kablo bağlayıp. Şöyle. Ee, ve Extruder. Eskisi gibi sabah sağlamsın dostum. Tamam. Extruder'da yaptık. Şimdi sıradaki adımımız ne? Sıradaki adımımız e, Translocator dediğimiz zaman. Bir şey daha var yapmamız gereken. Bu kalıp. Ee, şuradaki kalıplar olur mu? Evet olur. Kesinlikle. Harika. Kalıba da ihtiyacımız yok o zaman. Ee, şimdi bunun çıkışını sağ veriyoruz. Bam. Şu anda çıkışı bunun sağda. Daha sonra bunun içinde eğer alüminyum eritirsek ee, ihtiyacımız olan şeyi elde ediyor olmamız lazım. Galiba. Ee... Ama tabi alüminyum eritebilirsek anlaşılan eritemiyoruz. Huuu. Evet. Acı çekiyorum şu anda. Aa, hiçbir şey olmuyor. <laughs> Aa, nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız? Nasıl yapabiliriz bunu? Iııı. Ee, Smeltery'den yapabilirim. Galiba. Ama Smeltery'den hangi... Hmm. Smeltri ile yapmak galiba tek seçeneğimiz. Fakat sıvı taşıyacak bir kap da lazım olacak bana. Ki öyle bir şey yok. Ee, tamam. Şu arkadaşın içini boşaltalım o zaman. Şimdilik. Seni alalım. Ve bunun içini nereye atacağız ya? Öf! 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 E ee, bunun içine atalım. Yani e? Ee? Ee, şu an ne yapacağımı bilmiyorum ya. Screwdriver ve bununla ee, çalış. Bunun için tamamen boşaltmanı istiyorum. Yeee yeah, tamam. <laughs> e, ve artık boş bir kabımız var. Yaptığım ne kadar mantıklıydı bilmiyorum ama. Eh hey, aklıma gelen ilk şey oydu. Tamam. Pekala. Şimdi bu boş e, sıvı depolamak için kullanabileceğimiz aletle. Umuyorum ki bunun içinden sıvı alüminyumu çekebileceğiz. Alüminyumun buradan e, ...tepkimeye gireceği bir şey var mı burada? Copper var galiba. Ee, copper'ı çıkartsak, copper'ı çıkarabiliyor muyum? Daha doğrusu. Her malzeme çıkmıyordu çünkü. Zaten bir e, ingot bile etmeyecek kadar az copper varmış. Şöyle yapalım o zaman. Ee, pekala. Şurayı kıracağız. Daha sonra steel var, alüminyum brass var, glass var. Burada da her şey birikmiş. Bronz var, iron var. Ee, tamam. Şunları buraya atacağım. Bunlar eriyecek. Ve daha sonra umuyorum ki e, en alttaki çekiliyordur buradaki sistemden. Ve onu buradaki kaba dolduracağız. Bu kabı eve götüreceğiz. Evde yeni yaptığımız alete taşıyacağız. Alette onlar istediğimiz kalıba dönüşecek ve sonra translocator'ımızı yapacağız. Eee evet. Alüminyum burada. Şimdi eğer bunu en aşağı alırsam buradan çıkacak şeyin alüminyum olması lazım. Ve daha sonra buraya bir kablo bağlarsam eee ve bir de pump bağlarsam çalışması lazım. Daha önce Gregtech eşyalarını hiç e, Tinkers Construct'la kullanmadım. O yüzden çalışacak mı bilmiyorum. Lütfen çalış. Teknik olarak çalışması lazım ama. Import. Ve sıvı alüminyum buraya akıyor. Harika. Ee, niye durduk? Oo eridi. E ee, pump'ım da mı gitti? Pump'ım da gitti, alüminyumum da gitti galiba. Ee, tamam sıcaklığını niye düşünmedim? Hem alüminyum gitti hem pump'ım gitti. Alüminyum sorun değil de pump o kadar zor yapılan bir şey ki boşu boşuna eridi gitti ya. Niye aklıma gelmedi erimiş metal taşırken tahta boru kullanmamak? Hayret bir şey. E şimdi bunun içinden nasıl çıkartacağız bunu? Bir tane daha mı pump yapmam lazım? Evet bir tane daha pump yapmam lazım. Aferin bana. Ay ay. İlk başta kendimize pipe yapalım. Hala, hala yaptığım hataya üzülüyorum. Ciddi anlamda. Ee, direkt Copper'dan yaptığımız yeterli olacaktır fluid olarak. 100 kelvin diyor. Ee, daha fazlasına gerek olacağını zannetmiyorum açıkçası 100 kelvinden. Sıcaklığını göremiyorum yani. Ee, tamam. Ama bir de tabii ki şey yapmam lazım. Öf, öf. Pump yapmam lazım ki kim bilir ne kadar sürecek pump yapması. Şimdiden başlayalım bari. Ee, tamam bu buraya. Ondan sonra başka ne lazım? Bir tane bronz pipe'ım var. Ee, tin. Dört tane tin plate lazım. Bunları bir yapalım. Umarım koper da erimez. Çünkü şu anda bunun sıcaklığını bilmemin bir yolu yok. Ya da var mı? Ee, alüminyum diyelim. Ee, erimiş alüminyumun sıcaklığı. Yazmıyor. Yani bilmemin bir yolu yok. Harika. En sevdiğim. Ee, deneme yanılma yöntemi değil mi? Yani günün sonunda kaybettik kaybettik 6 tane copper kaybedeceğiz. O yüzden e, çok ağlayacağım bir şey olmaz. Ama yine de yani israf israftır değil mi? Tamamdır. Bu sıvıyı muhtemelen taşıyabilecek şeyi de yaptık. Şimdi tek yapmam gereken şey e, iğrenç üretim. Huu, evet. E, elektrik pump. Acayip gıcık yapması ya. Umarım umarım bir daha hiç yapmam gerekmez. E, umarım bu da yanmaz. Şu anda sadece umabilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Eee yani evet olmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Lütfen yanma. Lütfen. 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 Yanmıyorsun. Yanmak kötüdür. Yanmak demişken... Eee... O anlamda yanmaktan kastetmemiştim ve ne yazık ki bu alüminyumu da buraya yerleştiremiyorum. Ve bir pump da ölür. <laughs> en ufak fikrim yok ne yapacağım neye gide. Yok. Alüminyumun bu kadar lüks bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Ne yapayım yani ne yapacağım şu anda? Çaresiz kaldım. <laughs> Bu bölümü burada bitirmem lazım ne yazık ki. Dediğim gibi sürem oldukça kısıtlı. Ama yani acayip bir çıkmazda kaldık. Bilmiyorum bu bölüm hiçbir şey yapamadım. Doğru düzgün farkındayım ama. Yani denedim. <laughs> Bilmiyorum. Ee, ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Çünkü hani. Bütün buildcraft pipe'ları kapalı. Bunların hiçbiri yapılamıyor. Neredeyse hiçbiri bunlar değil. Ee, bunlar yapılıyor. Şeyler yapılamıyor. Transport pipe dediğimizde mesela ee, ha ne yapılamıyordu? Ben birkaç tane pipe bakmıştım yapılamıyordu. Ama zaten bu high voltage istiyor. Bu high voltage istiyor. Şu anda bizim high voltage bir şey yapmamız imkansız. Çünkü paslanmaz çelik istiyor. Biz paslanmaz çelik üretemiyoruz. Yani herhangi bir buildcraft borusu yapmak imkansız direkt. Tam anlamıyla imkansız. Hiç kuşkusuz imkansız. Eee, Project Red ee, ile item transferi yapabiliriz galiba. Bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum tam olarak ama şu anda en azından yapabileceğim ve nasıl yapıldığını bildiğim şeyler bunlar. Mesela item importer, tin item pipe, bir tane electronic circuit, conveyor modül ve bunlarla yapılıyor. Yani yapılabilir. Tabi tam olarak Nasıl çalıştığını da e, bilmek lazım. Ama eğer e, itemları birer birer değil de adam gibi çekiyorsan iyi olmaz. Kullanılır. Yani evet. E, çok bir yorumum yok bu konuda. Sadece üstüne. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Benim acı çekmemi izlediniz. E, ve anlaşılan alüminyum lüks bir şeymiş bayağı Yakın zamanda yapabileceğimiz bir şey değil. Yani alüminyumun tozunu da kullandım direkt ısıtınca ingot olur diye düşünüyordum. Yok o kadar komplike yapılmış ki. Neyi denediysem deneyeyim elde edemedim yani. İki tane de pump'ım boşa gitti. bir sürü alüminyum da boşa gitti ki alüminyumu zaten normal bulamıyorsunuz etrafta. Yani her şey berbat. <laughs> evet. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölüme umarım görüşürüz. Hoşçakalın. Ona bir çözüm yolu bulacağım merak etmeyin.